Gündemi ve 6 ay içerisinde son geçmiş 6 ayda yaptıklarımızla ilgili değerlendirmelerde bulunuyoruz. Biz biliyorsunuz geçen yıl Mayıs ayı itibarıyla belediyede Cumhurbaşkanımız tarafından görevlendirildik. Ve o günden bugüne de yeşil yurdumuza gece demeden, gündüz demeden hizmet etmeye çalışıyoruz. Birçok yenilikler kazandırdık bu süreç içerisinde. Ve bölgemizin ihtiyaçları doğrultusunda da kazandırmaya da devam edeceğiz. Tabii yeşil yurdumuz Malatya'mızın en büyük ilçesi. Biz öncelikle halkımızın taleplerini dinleyerek, onların isteklerini not ederek o isteklerine göre projeler geliştiriyoruz. Ve bu projeler çerçevesinde de ilerliyoruz. Geçen yıl gelir gelmez özellikle bölgemizin ihtiyacı olan ve Malatya'mızda, yeşil yurdumuzda da ilk olan Millet Kıraathanesi ile göreve başlamıştık. Ardından da Beylerderesi Şehir Parkı'nın birinci etabını yapmayla göreve gelmiştik, başlamıştık o dönemde. Biz bu anlamdaki eksiği ve ihtiyacı gördük. Devam ettiğimiz projeler arasında olan kültür, Yedik Kültür Merkezimize ikinci bir Millet Kıraathanesi kazandırdık. O da şu anda aktif bir şekilde kullanılmaya başlandı. İnşallah ileriki dönemlerde açılışını da gerçekleştireceğiz. Spor alanında 11 tane Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan proje hazırlamıştık. Bunun 9 tanesini onayladık. Özellikle şu anda Melek Baba bölgemizde Türkiye'nin en büyük gençlik merkezlerinden bir tanesi şu anda yapılıyor. Ki 2 gün önce de Malatya'mızda bulunan Gençlik ve Spor Bakan Yardımcımız İhsan Selim Bayraç'la birlikte de yerinde inceleme fırsatımız oldu. Kaba inşaatı bitti. İnce işleriyle devam ediyor. Bu en büyük yatırımlardan bir tanesi. Bir diğer bizim bakanlığa sunduğumuz ve şu anda üzerinde bir seviyeye kadar gelen bölgemizde spor adası projemiz var. Bu spor adası yaklaşık 30 bin metrekarelik bir alanda yakınca bölgemizde birçok farklı alternatif spor aktivitelerinin yapıldığı çok devasa bir alan. İnşallah oranın içerisinde de yüzme havuzundan futbol sahasına, tesislerden basketbol, voleybol ve tenis kortlarının olduğu bütün aileye hitap eden bir merkez.